Tekrar vatan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte hızlı bir oyuncu monitörü inceliyoruz. 240 Hz ve 1 milisaniye tepki süreli Asus VG27 VQM modeli. Asus bir ton oyuncu modeli var ve zaten Türkiye'de de şu an monitör pazar payı liderliğini 2022'nin sonuna geldiğimiz bugünlerde ele geçirmiş durumdalar. Tabii ki bu çok rekabetçi bir pazar. Daha önce oyuncu monitör pazarından bahsederken genel satış adetinde de çok yüksek çıkmalarını sağlayan şey model çeşitlendirmeleri. Şimdi baktığınız zaman TUF Gaming ailesi nerede? En tepede Republic of Gamers ailesi var. Hiçbir şeyden taviz vermeden her şeyi bir arada sunuyorlar. Bir de klasik monitörler var. Normal kullanıcıların, ofis kullanıcılarının kullandığı standart, tazelime hızlı, klasik alıştığımız monitörler. İşte Tuf Gaming bunun ortasında yer alıyor. Oyuncuların aradığı yüksek hertz ve belirli özellikleri bize bir arada sunuyor. Bunu yaparken klasik monitörlerde özellikle pek görmediğimiz ergonomik bir stand, oyuncu ayarları ve menüde özel seçenekler gibi güzellikleri sunuyor. Tuf Gaming'in özellikle bu ailesi içerisinde bu incelediğimiz model 1080p yani full HD çözünürlüğe sahip. 27 inçte 1080p çözünürlüğü 240 Hz ile birlikte sunan bu model hız odaklı ve özellikle de kavisi yapısı 1500 lira kavisi ile birlikte yüksek kontrastlı bir panel tipi sunuyor. Bu karşıtlığı vurgulu, karşıdan baktığınız zaman gözünüz sağa sola oynadığında mesafenin değişmediği ancak çok hızlı tazelemeyi yüksek FPS'leri gerçekten ekranı çizebilen bir monitör demek. Bu monitörün 1440p olan yine Asus Gaming içerisinde rakibi ve alternatifi de var. Ancak tazeleme hızı 165'e düşüyor. Şimdi bu 1080p'yi 27 inçte çözünürlük olarak sevip sevmeme konusu tamamen bakanın gözüne kalmış. Ama 30 yaşlardan sonra oturma mesafesi de normal ya da biraz uzaksa 27 inçte 1080p gayet güzel bir şekilde rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ancak çok genç, monitöre çok yakın ve çok dikkatli bakıyorsanız yüksek piksel yoğunluğu sizin için önemliyse zaten 1440p ya da 4K monitörlere bakmanız lazım. Bugün 4K 144 Hz ve hatta bunun üzerinde monitörleri bile piyasada bulmanız mümkün. Ancak harcamanız gereken tutarlar 40 bin, 70 bin hatta 100 binlerce liraya ulaşabiliyor. Ekran, panel teknolojileri söz konusu olduğunda gökyüzüne kadar çıkabiliyoruz. En altta, en dipte 60 Hz'lik modeller bunun üzerine artık aşina olduğumuz 144 Hz'lik oyuncu monitörleri var. 240 Hz bunların daha üzerinde yer alıyor. Şimdi bu modelde Asus TUF Gaming ailesinde hem oyuncu özelliklerini bırakmadan hem de rekabetçi bir model sunabilmek için diğer modellere göre bazı oynamalar yapmış. Burada vazgeçmediği bazı şeyler bizim için çok önemli. Bir tanesi yüksek hız, diğeri kaliteli, güzel renkler. Biz renk ölçümü yaptığımız zaman renk gamının sRGB'de neredeyse tamamını kapsadığını görebiliyoruz. Adobe RGB özellikle yine renk gamutu olarak ve DCI-P3 de önemli gam var. Bunlar birbirinden farklı renk standartları. Üçünde de performansı klasik oyuncu monitörlerinde gördüğümüzden çok daha yüksek özellikle de kontrast karşıtlık netlik de gayet iyi diyebilirim. Ha piksel yoğunluğu kısmını 27 inç 1080p'de eleştirenler olacak. Zaten konuyu baştan söyledim. Gamepad oturma mesafesi bu oyuncunun tipi burada çok şeyi değiştiriyor. Yoksa Asus'un 24 inç 360 Hz'lik monitörü de var. Hız farkını 144 değil, 240 Hz'den 360'a geçtiğinizde de hissediyorsunuz ama şöyle söyleyeyim, 60 ya da 75 Hz'lik monitörlerden böyle bir 240 Hz'lik monitöre geçiyorsanız kesinlikle çağ atıyorsunuz. Keza ilk çıkan 144 Hz'lik monitörlerin bir tanesinden 240 Hz'lere geçtiğiniz zaman yine tepkisellik değişiyor. Şimdi bunu kullanmak için... 3060 ya da civarındaki ekran kartları aslında ideal. Çünkü Nvidia GeForce RTX 3060, 3060 Ti ya da 3070 gibi ekran kartları beraberinde iyi bir işlemciniz varsa 1080p'de zaten oyunun verebileceği maksimum FPS'lere çıkabiliyor. Kötü bir işlemciniz varsa işlemci darboğazı olur. Ekran kartınız yetersizse ekran kartı darboğazı olur. Nasıl dengeli bir sistem toplarım diyorsanız zaten Teknopat'ın sistem toplama rehberlerini, sistem tavsiyelerini ve Teknopat Sosyeli her zaman kullanabilirsiniz. Sistem toplamalarda sizlere bilgilerimizle her zaman yardımcı oluyoruz. Burada 1080p bir bilgisayar topluyorum. Bu Full HD çözünürlükte oyun oynayacağım, yüksek FPS e alacağım, hızlı oynamak istiyorum ve bu sistemi çok uzun süre değiştirmeyeceğim diyen kullanıcılar hedeflenmiş bariz bir şekilde. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Keza ben direksiyon kiti takarım, simülasyon oynarım, tır kullanırım, uçuş oyunları oynarım. Biraz böyle keyifli uzun saatleri uzaktan bakarak geçireceğim diyen oyuncular için hem 1500 liraya ideal bir kavis oranı, simülasyon oyunlarını kendinize oyunun içinde hissediyorsunuz. Hem bu çerçevesiz tasarıma sahip, yani yanına bir tane daha koyabilirsiniz. İki tane monitörü masanın üzerine 27 inç olduğunda sığdırmak daha kolay. 32 inçte de, devasa bir masaya ihtiyacınız oluyor. 24 inçte şık, güzel bir kurulum oluyor ama 27 inç günümüzün daha iyi Çünkü eskiden biz... 18-20 inç civarında 17 inçlik monitörler kullanırdık. Sonra 21,5 inç monitörler yaygınlaştı. O zamanların panel kesimlerine göre ilerleyen endüstride günümüzde 24-27 civarındaki ekranlar standart oldu. Çok geniş bir oyuncu kitlesi günümüzde 27 inç ekran bakıyor. Zaten burada bu kadar çok seçenek olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Peki diğer karakter özelliklerine bakalım. Renkleri gayet güzel dedik. Kavisli olması özellikle iyi. Menüde çok güzel ayarlar var. Hazır ayarlar arasında yarış moduna da geçebilirsiniz. RTS MOBA modlarına da geçebilirsiniz. Görünüm burada çok bariz bir şekilde değişiyor. Bu modlar arasında sRGB moduna da alabilirsiniz. Keza diğer ayarları da değiştirebilirsiniz ama taktığınız cihaza göre değiştirebileceğiniz ayarlar değişiyor. Mesela ekran kartı olmayan harici ekran kartı değil, dahili ekran kartı kullanan bir laptopa HDMI ile taktığınız zaman temel ayarlar var karşınızda. Neyse ki ekran pek titreme yapmıyor. Çalışma için, genel kullanım için de uygun. İki tane HDMI, bir tane DisplayPort olduğu için aynı anda birden çok cihazı takıp aralarında geçiş yapıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Fakat esas olay tabii ki DisplayPort ile taktığınız, özellikle Nvidia ya da AMD ekran kartlarında da Adaptive Sync'i açtığınız ve oyun oynadığınız durumlar. Yırtılma, takılma olmadan rahatlıkla yüksek hertzlerde tabii ki ekran kartınız destekliyorsa akıcı bir oyunun tadını çıkartabiliyorsunuz. Hareket bulanıklığı engelleme ELMB teknolojisi de var. Yine dediğim gibi her koşulda bu ya da FreeSync birbiriyle aynı anda açılmıyor. Farklı ayarları farklı koşullarda gözünüze güzel görünen hareket, akış ve özellikle bulanıklık engelleme teknolojilerini kullanabiliyorsunuz. Overdrive piksellerin tepki süresini arttırıyor. Yine menüde bunu ayarlayabiliyorsunuz. 3 civarı ideal hatta 2 bana daha bile iyi geldi. Ama kullanıcıların gözleri birbirinden farklı. Bu noktada 1 milisaniye sürenin GTG değil MPRT olduğunda da belirtelim. 1 milisaniye özellikle TN panellerde çok rahat elde edilirken IPS ya da VA panellerde biraz overdrive ile elde edilebiliyor. Gerçekte ölçtüğünüz zaman 4-5 milisaniye civarında bir piksel değişim süresi de karşınıza çıkabiliyor. Bu tabii ki 1 milisaniye MPRT monitörlerin evrensel gerçeği. Burada griden griye ya da siyahtan beyaza geçişin hangisinin öncelikle ölçülmesi gerektiği bile bir tartışma konusu. Ben UFO testi açıp baktığım zaman monitörde hareketli görüntülere baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Bu 240 Hz monitör hızlı renk değiştiriyor, çok tepkisel ve hıza odaklanmış durumda. Çözünürlükten bir tık ıstık, bütçeyi arttırmadık, hızı arttırdık, tepkiselliği arttırdık, gayet güzel. Peki input lag nasıl? Leo Bodnar ölçüm cihazımızı da HDMI 1080-60 modunda ölçüm yaptığımız zaman karşımıza çıkan input lag giriş gecikme süresi benzeri monitörlerde ölçtüğümüz değerlere yakın. 20 milisaniyenin altında ancak 10 milisaniyenin altında değil. 18.7 ortalama bizim ölçtüğümüz değer. Renk ölçümleri, input lag ölçümleri bir de üzerine bakalım bulutlanmaya da ışık sızması var mı? Çünkü çerçevesiz. Işıkları kapatıp uzun pozlamalı kontroller yaptığımız zaman üst alt kısımlarda ve çevrede yandan baktığımız zaman bulutlanmayı Tam karanlıkta ve siyah arka planı açtıysak görebiliyoruz. Bu demektir ki loş ya da normal ışıkta kullanımı gayet rahat bir monitör ama tamamen zifiri karanlıkta devamlı oyun oynayacaksanız ve bilim kurgu tarzı şeyler arka planı açacaksanız alternatif panel türlerine mesela düz panellere bakabilirsiniz. Bu sizin için hassas bir nokta ise yine değişiklik yapmanız gerekebilir. Monitörün özellikle görüntü kalitesi, renk kalitesi, modları ve hızı haricinde bir de değinmemiz gereken anahtar nokta ergonomisi. VESA'yı destekliyor fakat 120 mm yani 12 cm yükseklik ayarlı, 90 derecede sola, 90 derecede sağa çevrilebilen, yani karşısına oturduğunuz zaman yükseklik ve sol sağ noktasında çok iyi ayar yapabildiğiniz, kabisi olduğu için de sizi zaten merkeze koyan Yükseklik olarak da boynuzu uzun vadede artmayacak çok iyi bir stand kullanmışlar. Tuf Gaming ailesi bu noktada oyuncunun aradığı hızı, ergonomiyi, diğer özellikleri sunuyor. Hatta bir iki de eksi sunuyor, bir iki de artı sunuyor. Bunların hepsini dengeliyor diyebiliriz. Artsın ne diyeceksiniz? 3.5 mm kulaklık bağlantısı da var arkada. 2 HDMI bir display port ile gereğinden fazla hatta konsollarımızda takacağımız portları sunuyor. Bir de USB hub var bir tane USB'yi bilgisayarımıza takıp iki tane olarak elde ediyoruz. 4 portlu değil ama iki portlu bir hub bile bilgisayardaki USB portu dolmuş bir oyuncu için bir artıdır. Her monitöre koymuyorlar çünkü maliyeti bu tür şeyler değiştiriyor. Eksinleri de adaptör dışarıda. Kavisi monitörler biraz daha yapı olarak kalın. Yüksek hertz, yüksek hız olduğu zaman hızlı solusun, yani rahat solusun, adaptör dışarıda olsun, parazit yapmasın diye adaptör dışarı alınıyor genellikle. Fakat adaptör de ince, hesaplı bir adaptör. Görünüm olarak bu TUF Gaming'in tasarımına çok yakıştıramıyorum. Neyse ki görmeyeceğiz. Bilgisayarın arkasında duracak diyebilirim. Altında kablo toplaması da var. Özellikle kasasının genel görünümü de bir oyuncu monitörü aldım. Güzel bir şeyler aldım. Bir oyun bilgisayarına sağlam bir ekleme yaptım hissiyatını veriyor. Kim almalı kim almamalı. Çok yüksek çözünürlüklerde çok yakından bakıp yüksek piksel yoğunluğu istiyorsanız 27 inç 1080 p değil 27 inç 1440p ya da 4K tercih etmeniz lazım. O noktada özellikle tazeleme hızından feragat etmeniz ya da bütçeyi arttırmanız gerekecek. Çok yüksek HDR modları almıyorsunuz. HDR10 300 nit maksimum parlaklık ile bu aslında STR'da çok iyi. Yani standart da çok iyi bir monitör. HDR'da çok iyi olanlar Display HDR 1000 hatta üstü sertifikalar çıktı. Fiyatları da gerçekten ona göre gittikçe artıyor. Onu özellikle belirteyim. Ama ergonomik ihtiyaçlar yüksek hız tercihi. 1080p yüksek hızlı bir bilgisayarım var ve ben bunu yıllarca kullanırım. Bunda 27 inç ile gözümün rahat görebileceği, oturduğum zaman böyle masada daha çok yer kaplayacak bir monitör istiyorum diyorsanız o zaman çok güzel bir monitör kesinlikle bakmanız gereken modellerden bir tanesi çünkü inceleme tarihinde bir de bunun kampanyaları vardı. Yani dönem dönem aslında fiyatları takip ettiğiniz zaman bazı modellerin fiyatlarında satıcıların yaptığı oynamalar, kampanyalar çok avantajlı hale getiriyor. Çok yakınında bunun VG27 AQZ modelini de gördüm. 1440p. Onu da bir anımsatayım istedim. Yani yüksek çözünürlük isteyenlerin bakabileceği model de var. Daha yüksek hertz isteyenlerin bakabileceği model de var. Hangisi iyi, hangisi kötü? Kimi oyuncuya, kimi insana sorduğunuz zaman yüksek hertz mutlaka en anahtar nokta. Kimisi yüksek çözünürlük odaklı bakıyor. Siz kendi ihtiyacınızı mutlaka bilmelisiniz. Yani ben nasıl bir bilgisayar kullanıyorum? Hangi işlemci ve ekran kartım var? Ben bu sistemi önümüzdeki yıllarda kullanır mıyım? Biraz monitör seçiminde bilmeniz gereken anahtar nokta. Sonrasında böyle bir aldım. monitör aldım. Kavisli monitör, ben simülasyon oynuyor muyum, oynamıyor muyum? Özellikle simülasyon oynuyorsanız, oyunun dünyasına kendini kaptırmak isteyen oyuncular için bu çok daha güzel bir deneyim sunuyor. Yani düz monitöre göre kavisli monitör böyle bir artıya sahip. İki tane kullanacak mıyım? çerçevesiz bir tasarım var. Oturduğum masada stand boynuma göre mi? Yani bu standın ayarlanması benim için önemli mi? Yükseklik ayarlı masam var gerek yok mu? Bunlara karar verdikten sonra monitör alımını çok daha sağlıklı yapabilirsiniz. Burada Sun Tuf Gaming ailesindeki VG27 VQM modeli bizim incelediğimiz tek monitör değil. Sayısız monitör içerisinde yine bu ilginç bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Avantajlarını ve eksilerini tekrar bir özetleyelim. 240 Hz'de zengin renklere sahip, kavisli, standa ayarlı, USB hub'ı olan, portları zengin, gayet güzel kullanışlı bir oyuncu monitörü ve menüsünde oyuncu ayarlarında nişangahtan tutunda da AMD FreeSync'e ve Shadow Boost gibi gölgeleri daha net gösterirken aydınlık noktaları patlatmadan bize FPS oyunlarına avantaj sağlayabilen modlara kadar bütün oyuncu özelliklerini içeriyor. Eksene baktığımız zaman adaptör dışarıda 27 inçte 1080p çok keskin değil. Baktığımız zaman Asus'un daha da hızlı monitörlerini daha önce inceledik. Yani 360 Hz'de inceledik. 1440p 4K'da inceledik. Enin eni bir model değil arkadaşlar. Baktığımız zaman ortalarda kaldığını söyleyebilirim. Özellikle ölçtüğümüz değerlere baktığımız zaman Asus'un çok daha iyi modelleri var. Ama... İşte finalde fiyata baktığımız zaman, kampanyaya baktığımız zaman inceleme tarihinde pek çok modele göre buradaki kampanyayla avantajlı konuma geçebilecek bir model. O yüzden inceleme tarihinde bir bakmanızı eğer inceleme tarihinden çok sonra bakıyorsanız da yine bir karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Uygun fiyatla güzel bir şekilde alabiliyorsanız listenize eklenebilecek güzel monitörlerden bir tanesi. Her türlü soru ve yorumunuzu paylaşmaktan bizler de çekinmeyin. Sistem tavsiyelerine bakmayı unutmayın. Ve aynı zamanda abone olmadıysanız abone olup videomuzu beğenmediyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.